Hepinize merhaba, ben Sevim Kurt. Tonguç Akademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 11. sınıf öğrencisi olarak ders çalışma gündemi paylaşacağım. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. 11. sınıf sayısal öğrencisiyim ve gerçekten bu sene çok zorlanıyorum. 11. sınıftan çok farklı bu sene. Bir de 2. döneme geçtik ve bu yüzden artık kendimi daha çok böyle bir YKS temposuna hazırlamaya çalışıyorum. Zaten bu 2. dönemin ilk haftası. Sizlerle de bu 2. döneme alışma sürecimi paylaşmak istiyorum. Bu sene ben genellikle 11. sınıf ağırlıklı çalıştım. Yani çok fazla TYT'ye zaman ayıramadım. TYT olarak sadece TYT Türkçe çözüyordum. Bir de TYT problemler çözüyordum ve problem denemeleri veya TYT matematik denemeleri yapıyordum arada sırada. Günlük paragraf düzenim var ve dediğim gibi problem denemesi çözüyordum. Paragraf düzenimin yanında problemi de ekletmek istedim artık. Hatta yeni problem kitabım da bu arada. Problem denemeleri var içinde, böyle 8 soruluk falan. Bugün okulda ilk testini çözdüm. Bayağı güzeldi, bayağı beğendim. Bugün hatta bundan devam edeceğim. Bugün bu arada günlerden perşembe ve ben okul artı dershaneden sonra gerçekten eve gelince çok yorgun oluyorum. Yani ders çalışma isteğim sıfır oluyor. Ama bir şekilde kendimi yani kaldırmam lazım masaya. Umarım verimli birkaç gün geçiririz. O zaman hadi derse başlayalım. Programımı hazırladım, siz de gördünüz zaten. Artık başlamam lazım. Tekrardan selam. İki test çözdüm. Birincisini zaten birkaç soru yapmıştım okulda. Bu ilk test. Bir de bu test sayı problemleri bayağı uğraştırdı bu arada yani. Çözerken elimden artık dumanlar çıkıyordu. Ama yani çözdüm, yine beklediğimden iyi. İki tane soru da hep şey, böyle hep denemelerde boş bıraktığım tarzdan sorular. O yüzden iyi oldu şimdi bunları görmem. Şimdi bu üç sorunun video çözümüne bakacağım. Video çözümü var kitabın. Video çözümüne baktıktan sonra da TYT Türkçe'ye geçeceğim. Her kitabımı da aldım. Şimdi TYT Türkçe çözeceğim. Kaç soru cümlelerine göre çözeyim, tekrar olsun. Kaç soruda cümle türleri çözeyim. Soruları bu sırayla çözüyorsunuz. O çok eğlenceli, yani çok farklı olmuş. O yüzden hani kitap kendini çözdürüyor. Şuradaki kapsül bilgileri çok beğendim. Mesela bazı soru kalıplarını anlamadığımda falan buradaki kapsül bilgilere baktım hep. Bunların olması çok güzel olmuş. Aslında matematik çözerdim. Bugün parabol de çözecektim. Ama artık yarına kaldı. Yarın eve daha erken geleceğim. Daha az yorulmuş olacağım umuyorum. Bu şekilde bugünlük böyleydi. Yarın tekrar eve geldiğimde beraber programı oluştururuz. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere. Did it.
Tekrardan merhaba. Bugün günlerden cuma. Bugün aslında planımda daha çok çalışmak vardı ama okul çıkışı birkaç işim vardı. Onları hallettim ve eve gelince biraz uyudum çünkü dün çok geç yatmıştım. Umarım haftaya uyku düzenimi düzeltebilirim, yoksa böyle gitmez yani. 3-4 test parabol çözdüm. Ben ilk defa deniyorum. Eko kitap isimli. Daha küçük yazı boyutu var. Bu sayede ekolojiye duyarlı oluyor. Hem de ekonomiye katkısı oluyor. Ama ince bir kitap. Benimki ikinci dereceden denklemler ve parabol. Okulda da çözdüm biraz aslında bugün. Bugün paragrafımı çözdüm. Birkaç konu eksiğim vardı. Onları kapattım. Biraz biyoloji özetlerime bakacağım şimdi. Kahve yapıp dizi izleyeceğim. Çünkü yarın da çok yoğun bir gün olacak benim için. Böyle bir defterim var. Eksik olduğum konulara çalışırken yazdığım bir defterdi. Biyoloji notları yazdığım bir deftere dönüştü. Bu şekilde sindirim sistemini falan okuyacağım biraz. Tekrardan selam. Bugün günlerden cumartesi. Bugün sabah saat 7'de kalktım. 6 tane dersim vardı. Onlara gittim. Daha sonra çıkışta arkadaşımla yemek yedik. Tabii sonra dinlendim. Tekrar masaya oturdum. Bugün yapacaklarımdan bahsedeyim. Pazartesi günü biyoloji quizim var. Bu yüzden destek ve hareket sistemi tekrarı yapmak istiyorum. Tonguç'un böyle özet videosu gibi bir şey var. Onu izleyeceğim. Onu izleyip not alacağım. Daha sonra da test çözeceğim bu Dinamo Sor Bankası'ndan. Bir AYT videosu var. Bir de 10. sınıf videosu var. Ben bugün 10. sınıf videosunu izleyeceğim. Şöyle göstereyim, hatta bu videoyu izleyeceğim. Bugün kitap okumayı planlıyorum. Yarın erken kalkıp diğer derslere çalışmam lazım. Fizik gibi. Sonra ya parabole devam edeceğim ya da fizikten soru çözüm videosu gibi bir şeyler izleyeceğim. Uçtan gelen bir özelliğim var. Fizik yapamama özelliği. Yapamıyorum hiç. Eski konuları hatırlatırım kendime. O zaman isterseniz başlayalım. Şimdi videonun yarısına geldim. Şöyle notlar aldım. Ya şu kısımlar, böyle sıra sıra soruyorlar ya bunları. Asla ezberleyemiyorum. Umarım bu sefer halledebilirim ya. Konu anlatım kısmı bitti. Şimdi ben de böyle notlar aldım. Buradan başlıyor böyle. Şimdi videonun sonundaki bu soru çözümleri izleyeceğim. Ama ondan önce şuradan iki test çözdüm. Göstereyim hemen buradan da. Şöyle bu iki testi çözdüm. Devam edeceğim ama ilk önce şuradaki soruları bitirmek istiyorum. Testler de bitti. Hatta şöyle testlerdeki yanlışlarımı şuraya not aldım. Şimdi size çözdüğüm yerleri göstereyim. Yaklaşık 60 soru falan oldu. Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarına kadar çözdüm. Bu şekilde. Şimdi kısa bir soru çözüm videosu izleyeceğim. Daha sonra da kitap okumaya geçeceğim. Ancak şu anda pozitif bir iş yaptım. Bugünkü programımı da burada kapatıyorum. Bugün bu programı ek olarak paragraf ve problem çözdüm. Bir de ek olarak bir tane TRT matematik denemesi yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve motivasyonunuzu arttırmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.